إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه الصلاة الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد نبي الله، عليه الصلاة الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد حبيب الله، عليه الصلاة الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. Biz Osmanlıyız, pek şanlıyız. Estağfurullah ya Kerim. Vay bakalım. Evet. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Medet ya Seyyidi Sultanı'l Evliya, medet. Tarikatına sohbet, fil hayri min cemiyet. Yolumuz sohbet ile kaimdir. Pirimiz Şah Bahattin Nakşibendi Hazretleri, belki 12 bin kereden fazla bu sözü söylemiş her sohbetinde, her sohbetiyle bu insanlığa bir ışık tutmuş. O gün bugün o yol üzerinde gelen salih kişiler onların sohbetlerini alıp baştacı yapmış, hak yoldan şaşırmamış. Hak yolda sabit devam edebilmiş. Hak yol ne? Sohbet ne? Sohbet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor, din nasihattır. Nasihatsız din ayakta duramaz. Nasihatsız din işte bugünkü dine benzer. Bak, beğeniyor mun? Uyudu gene o, bak. Sen uyuyorsun. Uyan. Değilse oradan kalk. O sana bir ihtar. Evet. Nasihatsız sohbet devam edemez. Nasihatsız din devam edemez. Böyle din ayak altına düşer. Abık sabık insanlar, abık sabık 24 saat kendi aklı ve nefsine göre din tarif eder. Din öyle olacak, din böyle olacak diye. Çulsuzlar, gerizekalı ahmaklar, dünyada yolda yürümeyi bilmeyen, kendisiyle çelişkide olanlar, işte bu hale gelmiş din. Beğendi mi dini şimdi? Dini beğeniyorsan maşallah, aklın tam sol taraftan birinci sınıf tımarhaneliksin. İkinci sınıf değil, birinci sınıf tımarhanelik. Bugünkü dini kuruluşları, dini işleri beğenen adamda akıl yok. E neye? Dinin temeline dinamit lokumu sokmuş. Havaya uçurmuş. Ne demek? Tarikatları yasaklamış. Sohbet meclislerini yasaklamış. Buyurun dedi size din. İşte camiler açık. Camilerdeki imamları satın almış. Kendi hesabına çalıştırıyor. İsterse imam çıkıp konuşsun bakalım hadi. Kalbine gelen ilhama göre konuşamaz. Cuma'dan cumaya bir şey söyler orada. Resmi ağız bitti. Nerede din?
meyhanecilerin eline kalmış dincin. Gördün mü sen? Onları da özel yetiştirmiş. Özel sistem onları da özel yetiştirmiş böyle. Bu insanları yoldan tam şaşırtmak için. Onun için din nasihattır. Kimin nasihatını dinleyeceğiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatını dinlersek dinimiz ayakta durur, sağlamdır. İşte manası onun da o zaman ehli sünnet olursun. Sünnet, peygamber sünneti üzerine yaşayan insanlar, peygamber sünnetinin kabul ederim deyip de başka düzende yaşayanlar değil. Yani peygamber hayatını, peygamberin yaşadığı hayatı, sahabe-i kiramların hayatını kendi hayatına elinden geldiği kadar uygulayan kişi. Onun gerisi hepsi safsata. Öyle Avrupa'dır, Mavrupa'dır, biz Avrupa'ya çağdaş, mağdaş olaya. Zibidi herifler, din sana çağdaş olasın mı diyor, yoksa Allah'a kul olasın mı, bunu mu öğretiyor sana din? Ama dedik ya, akıl kalmamış. Ne söyleyenlerde, ne dinleyenlerde. Artık insanların çoğu akıl terazisinde bir deyi de tartamıyor. Terazi bozulmuş. Değerler sıfırlanmış. İşte şeytanın saltanatının kapısı açıldı. Ne zaman? French Revolution dediğimiz Fransız ihtilalinden sonra dünyanın dört bir tarafına şeytanlar akın akın saldırmaya başladı. Başsız din de devam edemez. Yani şeriat, ne demek şeriat diyor bak, bak nasıl konuşuyor. Yahu biz kendi aklımıza göre din uydurduk ya diyor onlar, bak kanunlar da yaptık. Çağdaş kanunlar yaptık. Cehennemin dibine girsin senin kanunun. Ki girecek. O da beraber, onları uygulayanlar da beraber. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir diyor Rabbil Alemin. Çık bakalım şimdi buradan sen. Yol bulamazsın, çıkamazsın. Onun için şimdi yeni bir şaşkınlık. Diyor ki biz anayasa yapacağız, yeni anayasa yapacağız. E ne senin anayasan? Onun anayasasından daha mı hırlı olur? Sen ne? Sen de kul değil misin? Kulun kanununu Allah indirmiş. Bu kanuna göre yaşayacaksın demiş. Sen kimsin kanun yapmaya? Ama dedik ki akıl kalmadı artık. Akıl ile de hareket, nefis ile hareket. 24 saat nefis ile hareket insanlarda. Akıl nefsin hizmetine girmiş. Ne kadar çok akıllı olursa o kadar nefsiyle iş yapıyor, o kadar zarar yapıyor. İşte Allah bizi korusun. Bu bozuk zamanda ki en bozuk zamandır. Bazıları toz pembe görüyor. Ortalığı cennet diyor oldu ortalık. Bozuk zaman, her şeysiyle bozulmuş. Küçüğü bozulmuş, büyüğü bozulmuş, genci bozulmuş, ihtiyarı bozulmuş, efendim, erkeği bozulmuş, kadını bozulmuş, bozulmuş. Tek tük insanlar sağlam duruyor, sağlam durmaya çalışıyor. Onlar da ortalıkta görünmüyor. Köşe bucak çekilmiş. Ki peygamber emridir Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin. O gün geldi mi siz geri çekiliniz. Çünkü bir şey yapamayacaksınız, bir şey değiştiremeyeceksiniz. Sözünüzü kimse dinlemeyecek. İşte din nasihattır. Nasihat veren zatları ki onlar melekuta bağlantılıdır. Melekuttan alır emiri. Peygamber meclisinden emir alıp bu insanlara verir. Bunun bir tanesini dinlese bu insanlar hemen hidayete gelir, hemen yola girer tekrardan. Ama dinlemez. Çünkü nefsini dinliyor şimdi artık. Dedik ya, tarikatları kapattılar. Şeyhleri emekliye çıkardılar.
ne şeyh, şeyhin kelimesini kullanmak yasak memlekette. E nedir ya hoca efendi, ne diyorsun ya sen, öyle şey olur mu? Memleket şeyh dolu işte, bak tarikatlar da açık. Doğru ya. Ne dolaplar dönüyor geride bir bilsen. Onlar hangisi çıkıp da diyebilir, biz Allah'ın şeriatını isteriz desin. Biz bu laik kanunları istemeyiz. Biz bu kemalizm, memalizm denen şeytanlığı hiç istemeyiz desin. Desin, elini değil ayağını da öperim ben onun. Öyle şeyhin. Hani nerede kaldı onlar? Bırak onu sen. Onu demeyi bırak. Ne diyor? Haşa estağfurullah. Neredeyse peygamber diyecek. Dolaylı yoldan onu diyor. Hazreti Atatürk diyenler başladı, çıktı ortaya. Allah Allah. Hazreti. Hazret diyor. Selanikli'ye. Atatürk kabul etmiyorum ben onu. Atatürk olarak. Ne demek? Laiklerin, dinsizlerin, kemalistlerin atası olabilir. Dini kabul etmiş, Allah'ı ve peygamberini kabul etmiş kişi, onun atası kim olur? Kim olacak? Fatih Sultan Mehmet Han olur. Kim olacak? Padişah olur. Onun atası. Öyle demokrasi memokrasiyle başa gelen veyahut Ziyonist'in oyunuyla ortaya çıkanlar değil. Öyle ata olmaz. Kabul etmeyiz biz onu ata olarak. Mahkemeye verecekmiş. 100.000 tane mahkemeye ver istersen. Mahkemen de yerin dibine patacak zaten. Amin. Ne demek? Madem hürriyet var. Hür konuşacağız biz de. Sövmüyoruz ya. Allah Allah. Dindar değil zaten adam. Bir adam geldi geçti işte o da. Dünyadan hopladı zıpladı gitti. Kaçı geldi gitti ondan önce, kaçı gitti ondan sonra. Ne orada durdun kaldın sen? Ama orada başka bir oyun var işte. Onun için ona da kalkıp şimdi Ayyaş'a Hazret diyebiliyor. Yahu herif inkar etmedi ki. Açıktan sabah akşam içki içiyordu. Allah Allah ya. Bunu da mı inkar edersin sen? Ne biçim iş bu? Hazret diyebiliyor ona. Onu da destekleyebilmek için nerede bir edepsiz herif varsa şimdi din adı altında çıkıp kalkıp Fatih de içki içerdi diyor. Yerin dibine batasın. Amin. Hain herifler. İftiracı lanet herifler. Ya bunu da biliyorlar. Ve nasıl Fatih nasıl içki içebilir ki? 5 yaşında hafız olmuş. Hı? Kur'an hafızı. Nasıl içki içebilir? Senin cumhuriyette yetiştirdiğin Kur'an hafızlarına benzemez onlar. Kur'an'ı yaşamış o, Kur'an-ı Kerim'i. Yaşamasa 20 yaşında İstanbul'u fethedip de çağ açıp çağ kapayamazdı. Bir Bizans İmparatorluğunu alaşağı etti. Bunun manasını anladın mı sen? Kıyaslıyor kendisini onunla. Çulsuzlar onunla kıyaslıyor kendisini. Elinde bir kılıç. Atın üzerinde koca bir galeyi, koca bir imparatorluğu devirmiş. Tarih yazmış. Tarihe yön vermiş tekrardan. Orta çağdan yeni çağa geçirmiş insanlığı. Bunu unutturdular Müslüman Türklere. Türkçülüğü öne aldılar. Müslüman Türklere bunu unutturmaya çalışıyorlar. Övüneceksen onunla övüneceksin. Onu bileceksin. Neyin var? 1000 sene, 1000 kusur senelik bir saltanat var.
Devlet-i Aliye var. Ki yeryüzünde hiçbir devlet 1000 sene bu şekilde ayakta duramadı. 1400 kusur senelik İslam'ın 1000 sene sancağını çekip kılıcını tutmuş. 1000 sene bir tek kelime söyletmemiş peygambere, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Kur'an-ı Kerim'e. Şimdi ne oldu? Ne yaptınız ya? Çağdaşlar sizi. Çağdaş yaparlar sizi o bir tarafta, merak etmeyin. Çağdaş edecek. Bizi de çağdaş yapacaklarmış. Cehennemin dibine gir. Ne gerici bunlar diyor. Amerika'da yaşıyor, sakalıyla geziyor hala daha diyor. Bak gördün mü? Bak. Amerikalı yadırgamaz şimdi bizim bu halimizi. Amerikalılar yadırgamıyor. Alıştılar da şimdi. Güzel selam da veriyorlar. Hı? Onlar yadırgıyor. Niye? Çünkü ona atasını hatırlat. Diyorsun oraya dönmek istemez o. Çağdaş olacak. Fingirdeşecek sağda solda. Onun için şeriat, şeriatı hiç istemez. Şeriat gelirse şeriat ile beraber falaka da gelecek. Onun için meyhaneciler kalkıp televizyonlarda istediği gibi atıp tutamayacak. Ayın sakın diyor aman şeriat meriat gelmesin ama gelecek. Kaçamazsın gelecek. Kurtulamazsın. İsmini de deftere yazdılar. Falakadan hiç kurtulamazsın. Şimdi azanlar o gün yiyecek kırbacı. Onun için ya bu koltuklarda amma rahatsız be kardeşim. Nereden bulurlarsa, nereye gidersem bu siyah koltuğu bulup koyuyorlar. Bir siyah koltuk. Bir siyah. Ha? Sizi takip ediyor koltuk. Allah Allah. Nereye gitsem ben tahtalı koltuğu severim. Böyle süslü Osmanlı işi. Gelip bana siyah koltuk koyuyorlar. Orada bu bir koltuğu değiştirip başka kollar o da siyah. Kapkaralar içerisine bürüyecekler bizi. Tövbe yarabbi. Velhasılı kelam. Bırakalım bu kara gözlüğü, geveseliği. Din nasihattır. Nasihat bize ahireti hatırlatmak içindir. Ahireti yaşatmak içindir. Onun için dünya gayleli olma. Ahiret gayleli ol. Dünya gayleli olursan dünya derdin ve gaylen hiç bitmez ölene kadar. Ölünce de ahiret gaylen başlar. Ahiret derdin başlar. Ahiret gayleli olursan dünya gaylen olmaz fazla. Derdin olmaz fazla. Uzaktaysan sevdiğinden biraz üzülürsün, şey yaparsın ama o geçicidir. Dünya derdin, dünya gayleli adamı, dünya derdi bitmez. Çünkü kapitalist ülkeler rahat durmuyor. Her gün yeni bir şey icat ediyorlar. Alıp satacaksın. Dünya dertli olan adam yeni çıktı bu yeni moda. Bunu alalım, bunu değiştirelim, bunu satalım, bunu alalım, bunu değiştirelim. Ömrü böyle geçer. Ahiret gayleli olan adam Azrail bana ne zaman gelecek acaba? Onun derdine düşer. Acaba 10 sene sonra mı gelecek? Yahu iyiyiz, sıhhatimiz yerinde, her şey iyi, gelmez bize deme. Sıhhatına değil bu iş. Allah'ın verdiği nefes sayısı bitti mi, Azrail hemen damlar. Bir gün 24 bin nefes vermiş Rabbül Alemin sana. O nefesleri iyi al, iyi ver. Gaflet ile değil. Gaflette yaşama. Gafletten çık, gafletten kurtul. Ne zaman kurtulursun? Ahiret gaylesi. Ben Allah'a kul olabiliyor muyum? Kulluğumun derecesi nedir, kalitesi nedir? Bir bakayım. Dediğin vakit iyi olur. Kendini zorlarsın. Değilse değilse yaramaz işin. Onun için Allah bizim kalbimizden
dünya gailesini, dünya derdini çıkarsın da ahiret gailesi, ahiret derdi versin. Ahiret düşüncesi, ahiret derdi de vermesin, vermesin bize de o düşünceyi kalbimizde, içimizde canlı tutabilelim inşallah Rahman. Değilse ister bey ol, ister paşa. Ne istersen ol. Ölüm bir gün gelecek başa. Kaçamazsın. Kurtulamazsın ölümden. Ölümden kim korkar? Dünya muhabbetinde olan insan ölümden korkar. Ahiret muhabbetinde olan ölümden korkmaz. Kimden korkar? Cennet mi ister? Onunla derdi yok, onunla da. Cehennemden mi korkar? Onları yaradandan korkar. Bütün her şeyi yaradan Allah'tır. Ondan korkar. Derdi oradadır onun. Ben Rabbime güzel bir kul olabiliyor muyum? Kendini yoklar her gün, bakar. Güzel bir kul oldum. Onların kullarına bir fayda verebiliyor muyum? Onu yoklar devamlı kendinde. Bu ikisi üzerinde sağlam durur. Gerisi uydurma işler. Geçicidir her şey. Onun için ahiret gailesi, ahiret aşkını, ahiret muhabbetini sana uyandıracak olan kişilerin yanına koştur. Onların yanında, onların sohbetinde, onların meclisinde otur. Dünya zevki, efendim, dünya derdini sana aşılayacak olan insanlardan uzak dur. Onlar zehirlidir. O zehirli insanların yanında durma. Zehir sana da geçer. Kalbine zerre kadar girdi mi şüpheyle gelir. Şaşkınlık, çeşit bin türlü şeytanlık ile girdi mi bitirinceye kadar seni rahat etmez artık şeytan. Kapıyı açtın ona. Onun için kapıyı kapatacaksın. Kapıyı kapatmak için en birinci aman ya Rabbi. Ben aciz kulum. Senin aciz kulunum ben. Sana döndüm. Ya Rabbi ben sana döndüm da sana nasıl ulaşacağımı bilmem. Bana peygamber gönderdin ya Rabbi. Peygamberime muhabbeti artır dersin kalbinde. Sonra benim o muhabbetime aşı verecek, güç verecek mürşitler ile beni tanıştır. Benim mürşidimi bana tanıştır ki o insanlar başıboş zannediyorlar kendilerini. Öyle zannediyorlar. Değil ama. İyisi de kötüsü de başıboş değil. Allah yarattığı günden hatta mürşitler o ruhları o zamandan eğitime başladı. Allah Celle ve Ala peygamberlerin ruhlarını yarattı. Onların ümmetleri vardır. O ümmetler onları bulacak. Dünyaya gelip efendim mürşitleri yarattı. Mürşitlerin mürşitlere tabi olan ihvanlar vardır. Onlar koşturmazsa da solda hırsızlık yapsın. O mürit bana gelsin. Buna biraz daha sahtelik yapayım. Buna birkaç daha söz söyleyeyim. Benim tarafıma gelsin. Şeyhin işi öyle işlerle işi yok. Öyle yollarda işi yok şeyhin. Şeyhin işi kendisine verilen müritleri irşad etmektir. Bazı mürit azgın şaşkın olur. Atalım mı onu tarikattan? Şimdi tarikattan atan çok deli, delirmiş. Tarikata anlayan kalmadı ki dedik ya. Şeyhler pusulayı şaşırmış. Şeyh adı altında çıkmış. Avanak avanak ortalık dolu şimdi dedik ya. Bir tane meyhaneci herif çıktı televizyonda şimdi. Şeyhlik taslıyor. Öyle şeyhlik taslıyor. İrşat yapıyor. Kur'an tercümesi yapıyorum diyor ben. Koymuş karşısına
yarı çıplak karı kızları da bir taraftan besmelesiz Kur'an açıklaması yapıyor, diğer taraftan rock and roll, şeytani müziklerle oynuyor. Bütün halkın önünde, gizli de yapmıyor. Bu Resalet bu şeye çıkmış şimdi. Kaf Dağı'na çıkmış. Ve onu sağlam mürşit olup olarak görenler de var. Şimdi öyle mürşit diyor gelmedi. Öyle mücahit diyor hiç yeryüzüne daha gelmedi. Asrın mücahide diyor. Çulsuz herife. Bıçağı versem, bir tavuk kes desem, korkudan düştü gibi ölecek. Kanı görünce karılar gibi tiril tiril tiril. Hiç değilse karılar o kadar korkmaz çünkü kana alışkındır, görüyorum. O onu görürse tövbe estağfurullah. Ne biçim konuşuyorum be, sen de ne biçim şeysin böyle, böyle şey işte var mı? Kemalist laik düşüncedekilere benim gibi şeyh lazım be. Anlamadın mı sen şimdi? Estağfurullah helazim ve tubule. Evet. Şimdi doğru. Adam gıtlığında şeyhlik de ayak altına düşmüş. Bizim gibi zibidi de şeyh olmuş. Ama uygundur. Müritler böyle olursa şimdi dedik ya, meyhane cerifle kalkıp Kur'an-ı Kerim tercümesi yaparsa biz niye konuşmayalım? Hiç değilse biz Kur'an tercümesi yapıyoruz demiyoruz. Yok. Çok şükür. 50 senedir Şeyhimiz Evliyalar Sultanı'nın müridiyiz. Onunla şerefimiz vardır. O yeter bize. Bakma. Dün piyasaya çıkmışlar, şimdi ona sahiplenmeye çalışıyor. Koruyacak aklınca. Koruyacak mı Şeyh Efendi Hazretlerini? Kimden? Yobazlardan. Yobazlar kimler? Yobazlar onlardır ki peygamberin sünnetine sıkı sıkı sarılıyorlar. Şeyh Efendi de sarılıyor işte. Ona değmeyiz diyor şimdi biz yobaz, ama sözümüz oraya dadır. Vay zındık herifler vay. Allah bu ümmeti, bu Müslümanları, bilhassa bu Müslüman Türkleri, ki bu Müslüman Türkler de bazen böyle koyun koyun, hiç karıştırmadan araştırmadan yanlışın peşine de koşturuyor. Uyandırsın inşallah. Amin. Çünkü doğru, Müslüman Türkler uyanmadan da, ayağa kalkmadan o birler Araplar maraplar hiç kalkamıyor. Düşüp kaldılar. Hilafet Osmanlı'nın elindedir. Tekrardan kalkacak. Düştüğü yerden kalkacak. Bütün dünya şimdi bu tedirginlik içerisindedir. Avrupa'dan Asya, Rus, Çin, Arap dünyası, Amerika, hepsi bu tedirginliktedir. Bu Arapları biz bir şekilde kontrol ederiz. Bu Pörsleri de kontrol ederiz. Biz de bu Müslüman Türkler, bunları hiç kontrol edemedik biz. Onlar biliyor. Bu Müslüman Türkleri biz bir asırdır onların başlarına bir ata diye birisini koyduk. Uzak kumandalı idare ediyoruz ama onlar başlarını yere soktu. Kaldırmıyorlar Anadolu insanı. Şimdi ayağa kalkarsa işimiz tehlikedir. Onu biliyor onlar. Onun için yeni bir uydurma işlerle ortaya çıkıyorlar. Türk İslam. O Türk İslam'ı diyor biz idare ederiz. Ama Müslüman Türk'ü idare edemeyiz. Müslüman Türk çünkü hemen atasına özenecek. Osmanlı'ya dönecek. Biz Osmanlı'ya diş geçiremedik. Onlar onu biliyor. Bu kafir bunu biliyor. Bu Müslüman Türk bunu daha görmedi. Uyanamıyor bir türlü. Görenler çok, sözümüz yok o görenlere bizim de. Görmeyenler de çok şimdi. Hakkı arayıp da batılın yanında duran şaşkın çok şimdi. Allah düzeltsin. Amin. Ne zaman düzelecek? Kalpteki ahiret sevgisi, ahiret muhabbeti çoğaldığı vakit düzelir. Yoksa bazı insanlar geliyor işte, o onlar da bakıyor
Osmanlı bu kadar sene hükmetti. Bu kadar senelik zaman içerisinde Osmanlı adaletli, asaletli, düzgün bir şekilde bu insanlığı 700 kusur sene, ondan önce Selçuklu 1000 sene idare etti de biz şimdi bu hale düştük diyenler vardır. Biz o gücü elimize geçirelim deyip öne koşturuyorlar ama ahiret gailesi, ahiret muhabbeti fazla yok. Senin eline de geçmez o kuvvet, onu da bilesin. Ahiret gailesi, ahiret derdi. Çünkü Osmanlı atamız bir yeri hedef aldığı vakit oraya bakıyordu. Niye gidiyordu oraya? Allah'ın dinini, peygamberin getirdiğini oralara ulaştırmak için. Yani la ilahe illallah Muhammed-i Resulullah sancağını oraya dikmek için gidiyordu. Hedefi oydu. Hedefi İstanbul'u alıp da İstanbul'daki zenginliği yağma etmek değildi Fatih'in işi. Öyle olsaydı öyle yapardı. Yapmadı. İstanbul'u yağma etmedi. İstanbul'u aldı. İstanbul'a adalet getirdi. Saltanat ile adalet geliyor. Saltanatı doğru kullandı, adalet geldi. Ve o gün ta bu asrın başına kadar devam etti. Ne oldu? Çulsuzlar baktı, İslam'a bir türlü diş geçiremiyorlar. Saltanatı yıkmamız lazım dediler. Bunları yıkmadan biz bunların oldukları yerlere giremeyiz. Dünyanın zenginliklerini Allah bunların oturduğu toprakların altına koymuş. Bu toprakların idare edemeyiz. Bunların başında Müslüman Türk durduğu sürece bunların hakkını korur dedi ve giremediler. İçten ihanete uğradı. Osmanlı yıkılmadı. Yıkıldı deme. İçeriden ihanet büyük oldu. Dıştan ihanet büyük oldu. Onun üzerine Allah onu perdeledi. Belli bir zaman. Onun için Osmanlı gelmez diyor. Osmanlı gelemez. Kim çıkarttı bunu diyor. Gelmez. Öyle zannetsen. Senin patronların, çulsuzlar sizi öyle zannediniz. Üç tane Ziyonist ile gitti zannedersiniz siz bu iş. O koca sultan, Sultan Abdülhamid Han, cennet mekan, o bildi. Peygamber müjdesi, peygamber haberi dedi, bana yetişti. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde öyle bildiriyor. Ya Resulallah dediler, sahabe-i kiramlar, senden sonra kıyamet kopar mı? Çünkü onlar zaten peygambersiz bir hayat düşünemiyorlar artık. Öyle bir karanlığın içerisine bürünmüşler ki, Efendimiz onları o karanlıktan çıkardı. Ve peygambersiz bir hayatı düşünemiyor sahabe-i kiramlar. Ve onun üzerine ya Resulallah dediler, senden sonra kıyamet kopar mı? Benden sonra dedi Efendimiz, halifeler gelir, hulefa gelir, hulefa-i raşidin gelir. Onlardan sonra kıyamet kopar mı ya Resulallah? Onlardan sonra melikler gelir, sultanlar gelir. Onlardan sonra kopar mı ya Resulallah? Onlardan sonra zalimler gelir dedi. Bir asır Rabbil Alemin zalimlere verdi bu dünyanın idaresini. Yani İslam doğuya batıya her tarafa hükmedecek. O asır girerken küfür tekrardan küfrün eline geçecek idare. Sahabe şaşırdı da o zaman da kıyamet kopar mı ya Resulallah dedi. Hayır dedi. Ta ki zalimler dünyanın her tarafına, her bütün memleketlerin başında zalimler olur. İdarede onlar olur. Dünya büyük bir karanlığa bürünür tekrardan. İkinci cahiliye zamanı girer. Ta ki salih kişiler
mezarların önünde, mezarlığın önünden geçip de keşke burada olsaydım ben ve bunları görmeseydim deyinceye kadar o beklenen de gelmez. Nedir ya Resulallah? İşte o zalimler bir asır verdi Rabbil Alemin onlara idareyi. Siz onların zamanına yetişirseniz geri çekiliniz. Elinize kuvvet varsa gene geri çekiliniz. Çünkü bir şey başaramayacaksınız. Allah Celle ve Ala o zamanın idaresini onların eline verdi. O zalimlerin idaresine verdi. Siz sadece geri çekiliniz. Fazla öne atılmayınız. Kuvvet varsa geri çekiliniz. İşte Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han cennet mekan elinde bazı kuvvetler olduğu halde ki Hamidiye alayları onlar ile o çulsuzları tarumar edecek kuvveti vardı. Peygamber sancağını tutuyor ne demek? Fakat durdu, baktı, anladı. Peygamberin dedi bildirdiği zaman benim zamanıma geldi. Ben geri çekilmem lazım ki Cebabire devri başlasın, zalimler başlasın. Ben geri çekilmezsem başlamaz. Onu bildi. Cennet mekan. Sultan Abdülhamid Han. Onu bildiği için geri çekildi. Geri çekilince de her tarafa şeytani güçler sardı etrafı. Ve büyük bir çöküm başladı. Büyük bir zulüm başladı her tarafa. Salih insanlar, mümin kişiler, güzel insanlar İstiklal mahkemeleri tarafından asıldı. Bir tek, dikkat et, bir tek haklı dava gösteremezsin İstiklal mahkemelerinde. Hak katında gösteremeyecekler. Diyemeyecekler, bu herifi biz astık, bu sebepten dolayı. Sebebi yanlış iş yapardı. Hayır. İstiklal mahkemeleri güzel insanları astı. Hak yolda olanları astı. Allah ve peygamberi yolunda olanları astı. Sonra İstiklal mahkemelerini kuran kişiler baktılar ki onların etrafında başka çakallar var. Onlar da fırsatçılık yapmaya çalıştılar. Onları da astılar. Onlar kendilerinden idi çoğu. Ama İstiklal mahkemelerinin kurulma sebebi salih insanları, mümin insanları, Allah yolunda olan insanları, şeyhleri asıp da bu millete bir korku sarmaktı. Ve yaptılar. Onu yaptılar. İşte Sultan Abdülhamid Han onun için geri çekildi ki ben geri çekilmeden dedi zalimlik başlayamaz dedi. Zulüm olmaz dedi. Geri çekildi ve hemen ardından başladı. Önce onlar da işte İstiklal Savaşı deyip öne atıldılar ama uydurma işiydi onlar hepsi. Gösteriydi. Halkı kandırmaydı. Velhasılı kelam ondan sonra dedi Efendimiz salimlerden sonra kıyamet kopar mı ya Resulallah? Kopmaz dedi. Onlardan sonra tekrardan halifeler gelir. Hilafet gelir. Sultan Abdülhamid Han soyu devam eder. Çünkü kendi hür iradesiyle ilahi takdiri gördü, anladı ve geri çekildi. Yoksa istese gana bulardı ortalığı. Yapmadı. Geri çekildi. Onun hürmetine, onun soyundan gelen zat vardır, o gelecek şimdi. O gelmeden Hazreti Mehdi gelmez. Hazreti Mehdi gelip sancağı teslim almaz. O gelir inşallah. Bütün dünyadaki gidişat, bütün hal onu gösteriyor şimdi. Yavaş yavaş dünyanın denge dedikleri dengesizlikler yer değiştiriyor. Efendim o günler kapıda şimdi. Geldik dayandık o günlere. Ahiret gayleli olursan şimdi o günlerden de korkmazsın. Çünkü sen bilirsin ki ben Rabbime öyle veyahut böyle aciz bir kulum. Kulluğumu sunuyorum. Ne yapayım ya Rabbi? Bu kadar elimden gelir benim. Sen benim elime kuvvet ver.
Bütün bu dünyayı ben senin emrine korum demesi lazım. Gerçek mümin olan onu demesi lazım. Gerçek mümin olan, ya Rabbi sen bana kuvvet ver. Bütün bu dünyaya şeriatı getireceğim demen gerekir. Bütün bu insanlar besmele ile işe başlayacak. Allah diyecek. Peygamberine salatu selam getirecek. Bunun için yaşar mümin olan kişi. Eline kuvvet verildiği vakitte onu hemen harekete geçirir. Onun için kuvvetim var diyen zevat, efendim ben sağlam bir Müslümanım, Allah ve Peygamber yolunda hareket ediyorum diyen kişiler o zaman öne çıksın. Şimdi şeyhimizin de sözüdür, sultana sahip çıksın. Sultanı bilirler onlar da. Avam belki bilmez ama onların bazı şeylerden haberi var. Sultana sahip çıksınlar. Sahiplik yapsınlar. Görelim. Ne kadar sözlerinde sadıktırlar Kur'an-ı Kerim'e. Kuvvet verilirse bunu yapacaksın. Kuvvet var elinde şimdi bazılarının. Öyle bisküvitten Müslüman olmaz. Ne demek? Biskot, piskot derdim bir zamanlar ben. Ben de bilmem, anlamaz derim. Bu Kıbrıs'ta bizim piskot derler bisküvite. Ve onu bir şey diyeceksin. Hep iş karıştırın orada sen zaten. Atarım oradan ha bak. Tövbe estağfurullah. Biskot. Millet her sohbeti dinliyor. Ben de piskot diyorum. Piskot gibi herifler diyorum. İzmir'de sohbetlerde hepsi yüzüme bakıyor. Ben de nazara diyor ki anlıyor bunlar bir şey. Benim demek bu insanlar bizim lisandan konuşuyorlar. Piskot, piskot, piskot. Piskot gibi herifler diyorum. Aradan 3 sene geçmiş bir gün birisi cesare dedi. Efendim dedi. Piskot ne demek dedi. Ve orada sohbette oturanlar var soruyor. Sen biliyor musun piskot nedir diyorum. Yok sen, yok sen. Ve 3 senedir bunu söylüyorum ben. Anlamadınız madem niye sormadınız be siz bana bunu. Ben de sizi piskottan anlarsınız. Ne demek piskot? Meğerse bisküvit derlermiş Türkiye'de. İnceltilmiş cinsi. Laik cins, çağdaş uygulama. Ona da çağdaş uygulama getirmiş. Efendim, piskoda bisküvit derlermiş. Anlamadı herifler bütün sohbetlerin manasını. Şimdi işte Kıbrıs'ta o piskot derdik de çayın içine batırırlardı onu. Çayın içerisinde biraz böyle sıcak vurdu mu hemen erirdi o bisküvit. Hemen çabuk çıkarıp ağzına koyacaksın yoksa lap düşer. Öyle diyordum bu zamanın adamları piskota döndü. Piskot gibi herifler. Değil mi? Çoğu. Şimdi adam gibi adamlara sözümüz yok. Gücüne gitmesin onlar şimdi. Ama piskot cinsi adam çok şimdi. Onlara söylüyoruz. İşte bu bisküvit cinsi insanlar çıkmış şimdi. Kendini asrın mücahidi ilan ediyor. Allah Allah. Bize de ev mücahidi diyor. Bak bak bak. Gargalar bile güler o işe şimdi. Tövbe yarabbi estağfurullah. Velhasılı kelam. Ahiret muhabbeti olacak kalpte. Ahiret muhabbeti yoksa şeytan sana her düzeniyle gele bir yerden girecek. Kapıyı açar o. Çünkü kapıyı sen açtın. Kapıyı ne ile açtın? Dünya muhabbetiyle sen ona kapıyı açtın. O şeytan bir yerden bir yol bulacak girmek için. Bresen kim? İlim sahibi, alimmiş. Şeytan yol bulup da cennetten kovuldu. Yolu buldu, cennetin içerisine girdi. Cennetin içerisinde Hazreti Adem'i kandırdı. Sen kimsin? Sen ve ben kimiz? Aciz kul. Şeytanı basite alıyor. Ama şeytanın maskarası olmuş. Şeytanın maskarası olduğu için çoğu Eûzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyemiyor.
kovulmuş şeytandan Allah'a sığındım diyor. Vay ya. Yeni moda bu da şimdi. Şehadeti de öyle söyle artık. Türkçe söyle. Geçersiz. Yaramaz senin şehadetin. O da geçersiz zaten. Suyu mu çıktı? Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Değiştirdin sen onu. Hadi o birini değiştirdin. Besmele'yi okumayı bilmez mi bu insanlar? Bilmezse öğret. Bismillahirrahmanirrahim de. Süsüne keder vurur. Avrupalılığına keder vurur. Çağdaşlığına olmaz. Biz madem çağdaş olduk, her şeyini değiştirecek İslam'ın diyor. Onun için Yahudi elbisesi giyeriz biz. Biz her şeyi giyeriz. Ne demek? Ne elbisesi? Elbise bile giymeyiz. Moda adı altında yırtmaçlı mırtmaçlı bir bakıyorum abık sabık elbise giyiyorlar. Erkeği dişisi. Sözümüz Müslümanadır. Müslüman olmayan değil. Müslüman olmayan haklıdır. Nasıl isterse yaşasın. Ben de Müslüman olmasaydım zaten. İslami inancım olmasaydı benim. Allah ve peygamberden korkum olmasaydı. Ben Allah benliğimize bağışlasın. Ahiret korkum, Allah korkum olmasaydı. Bu memlekette böyle mi otururdum ben be? Ne işim var? Dünyaya inanan sadece insan dünyanın en güzeline koşturacak. Ahirete inanıyorsan o seni dizginler şimdi. Ya benim nefsim de azgındır da o ahiret korkusu, ahiret inancı, Allah korkusu, ahiret muhabbeti dizginleyiyor. Dur diyor şimdi burada sen. Bunun ötesine geçemezsin. Niye? Çünkü sana Rabbin helal ve haram sınırlarını koymuş. Bu helal ve haram sınırları içerisinde yaşayacaksın. Bunun dışına çıkarsan her şeyden önce sen Rabbinin emirlerine ters yaşadın. Yap dediğini yapmadın. Yapma dediğini yaptın. İşe yaramadı. İşte onun için bu Avrupalı da olsun, Asyalı kimler varsa İslam'ı kabul etmeyen, İslam'ı kabul edip de kendi aklına göre İslam yaşayanlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı baş tacı yapmıyor. Onu konuş. 24 saat. Haktır. 24 saat peygamberi konuş. Yok efendim ne peygamberi? Yahudi sevgisi, Yahudi muhabbeti, Ziyonist muhabbeti, Mason muhabbeti, bunların muhabbeti sarmış insanları da. Onların muhabbetini yapıyor. Hiç bakıyorum hiç. Peygamber muhabbeti yok. Peygamber sohbeti yok. Kur'an açıklarım diyor. Hiç peygamber. Sadece bu hadis-i şerifler sahih değil deyip çıkıyor işin içinden. Zübüdi herifler. Sen kim be? Hadis-i şerifi sen nereden anlarsın? Sahih mi değil mi? Çulsuz herif. Bu kadar işte. Ne hangi terazide dartıyorsun? Nefis terazisinde. İmam Buhari Hazretleri. Niye Buhari hadis-i şerifleri sağlam tutulurdu? Şimdi onlar da karıştırdılar. Niye? Çünkü o saflıkta bırakmadılar onu. Karıştırdılar içeriden. İmam Buhari Hazretleri. Hadis-i şerifi, hadis kitabını, Buhari kitabını, hadis-i şerifleri toparlayan zattır ki tabiindendir. Sahabe-i kiramlara yetişmiş zattır. Ve bir hadis-i şerifi alıp da kitaba geçirmek için öğrenirdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifi okuduğu vakit, söylediği vakit kaç kişi vardı huzurunda? Bunlar vardı. Onlardan yaşayanlar kimlerdir? Gider onları bulurdu. Daha ayrı ayrı sorardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifi söyledi mi? Söyledi. Kimler vardı? Falan falan vardı. O da yaşıyor mu? Ona giderdi. Ona sorardı. Öğrenirdi tam bir şekilde. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine gelir. Bir gusül abdesti alıp orada iki rekat namaz kılıp yatırdı. Ve Efendimiz ona bu tamamdır. İşareti verirdi. Bu hadis tamamdır. Bunu tut derdi. Şimdi çulsuz herifler. Bütün hadis-i şerifleri inkar ediyorlar şimdi.
Alimmiş bunlar. Alim değil, zalimdir. Allah dostu değil, şeytanın dostu olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin üzerinde şüphe getirenin dini gider. İmanı büyük bir sallantıya düşer ki şeytan onu kandıracak çıkmadan bu dünyadan. O haldedir. Onun için elinden geldiği kadar peygambere salatu selam getir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Her işinde bunu yap. Bilhassa bu zamanda şimdi buna dikkat et ey insan. Buna dikkat et. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzurunda tanınan bir kul ol. Nasıl tanınırsın? Melaike duruyor Efendimizin yanında. Öyle şaşkın heriflerin sözüne inanma. Diridir Efendimiz mezarında. Siz diyor benim mezarımın başına gelip de bana salatu selam getirirseniz ben sizi duyarım, işitirim. Selamınızı alırım. Siz uzaktan bana selam gönderirseniz benim yanımda bir melaike var. O melaikenin yeryüzündeki insanların sayısınca ağzı vardır. O ağızdan bana konuşur. Ya Resulallah, şimdi Adem evlatlarından falan soydan gelen falan secereden buraya kadar ulaşan falan oğlu falan sana selam getirdi der. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cimri değildir. Senin selamına karşılık senden fazlasıyla hemen karşılık gösterir. Onun hazinesine benden 10 selam koyunuzdur. Bir değil. Bir hazine duruyor orada. Tekrar ya Resulallah aynı zattan sana şimdi bir daha geldi, bir daha geldi, bir daha geldi. Peygamber huzurunda tanınırsın, bilinirsin işte o zaman. Yoksa öyle yollarda koşturup da ben seyidim, ben şerifim, ben oyum, ben buyum diyerekten de çeşitli türlü şeytanlık yapmakla peygamber huzurunda tanınmazsın, bilinmezsin, defedilirsin kıyamet günü. Yezidlerin safına kollar seni. Peygamber aleyhissalatü vesselam muhabbeti böyle başlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli. Bunu devam edeceksin. Mümin kişi başka hiçbir şey söylemese, sadece bunu söylese yeter ona. Ve bu salatü selamlar ne kadar çoğalırsa Efendimizin huzurunda o kadar çok bilinirsin. O kadar çok bilinen kişiye belli bir seviyeden sonra peygamber duası gelir. Bu beni bu kadar seven kuldur. Ona bir dua yapar ki şeytan ona yaklaşamaz artık. Hiç değilse 40 günde bir yoklar onu. Bakar bakalım gaflette mi yaklaşayım değilse ona yaklaşamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hıfz-ı eman dairesine girmiş, koruması altına almıştır onu. Onun için öyle bildirdi Efendimiz, onu da bozdular. Laik Türkler. Osmanlı değil. Hacca gelince beni ziyaret ediniz. 40 vakit namazı benim huzurumda kılınız. 40 vakit namazı peygamber huzurunda kılan insana ayrı bir nazar gelir Efendimiz'den. Korunur. Şimdi uydurma işte. 5 gün gider, 3 gün gider. Efendim 2 gün gider, turistlik yapmış her işi. Her işleri oyun olmuş insanların. Keyif içerisinde yaşamak ister. Ondan sonra da en güzel dindar insan biziz. Olamaz. Onun için Allah bize akıl ezan versin. Aklı verdi de kullanmayı hak yolda. Nefsin hizmetine değil de kendinin hizmetinde duran kullardan eylesin. Habibinin hürmetine, Evliyalar Sultanı'nın hürmetine, salihlerin hürmetine bizi şaşırma ya Rabbi. Bize hakkı hak, batılı batıl olarak göster. Doğrudan bizi şaşırma. Senin için yaşayan, senin için bu alemde göç eden kullarından Azrail de bizim huzurumuza geldiği vakit bu dünyadan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deyip çıkmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Ne gündür hazırlıkta dur. Ne gün olacak? Belki bugündür. Çok uzun değil. Onun için peygamber hadis-i şerifini alıp baştacı yapan adam kazanır. Ne dedi Efendimiz?
her namaza durduğunuz vakit, beş vakit namazda, her namaza durduğunuz vakit öyle bir niyet ile namaza durunuz ki ikinci bir namaza yetişemeyeceğiniz niyet ile durunuz. Yani sabah namazında duruyorsan öyle bir niyet ile namaza başla ki belki öğlene ben çıkamam. Onu kalbinde diri tut, sağlam tut. Öğlene yetiştiysen ikindiye çıkamayabilirim de. İkindiye yetişirsen akşama çıkmama ihtimalim var de. Akşama yetiştiysen yatsıda bena uğrayabilir Azrail de. Yatsıyı bitirdikten sonra da sağda solda fazla koşturma. Millet yatsı namazını bitirir, oradan çıkar meyhaneye gider artık. Klaba, kulübe. Nerede bir rezalet yoksa oraya gider. Evden çıkma. Kadını erkeği. Bu zaman tehlikeli zamandır. Yanlış yerde şeytan seni tutmasın. Öyle televizyondaki züppelere bakıp da kanma. Evinde otur. Kadını erkeği şaşırmış. Evinde oturamıyor. Namaza git, evine gel. Evinde otur. Bekle. Senin için güzel olan senin helalındır. Öyle sen ne güzelsin diyenlere bakma. Sen de bakıyorum bazıları da öyle ne güzel diyor. Onlar aman ne güzel nurlusun diyor sen. Nur akıyor yüzünden diyor senin. Ne nuru be? Kaportacı dükkanına dönmüş araba üzerinde boya koymuş ki beyaz bir boya, kırmızı bir boya, sarı bir boya ki parıl parıl ediyor suratı boyadan. Nur görüyor o şaşkın da onu. Ya onun için millet dışarıdaki dansözlere, donsuzlara baka baka kendi helalini güzel görmüyor artık. Ya bu hale girmiş insanlar. Pusulayı şaşırtmış. Rahat oturamıyor evinde. Niye? E çünkü helalı helalına ters bakıyor artık. Dışarıda şeytan bekliyor. Müslümanlaradır sözüm. Kafirlere sözüm yok. Dinsizlere, laiklere, çağdaşlara, kemalistlere değil sözüm. Müslümanadır. Bu işi yapıyor musun? Biliyorsun. Sen yapar mısın, yapmaz mısın? Benden çok iyi biliyorsun. Efendim iftar partisi veriyorlar. 5 yıldızlı otellerde. En modern elbiseleri giyiyorlar. Modern. Modern ne demek? Çağdaş, çağdaş ne demek? Moda. Kim uygulamış modayı? Yahudi. Yahudinin modasını giyip geliyorlar. Kadın erkeği. Yazıklar olsun sizin Müslümanlığınıza. Onun için Hakk'a geri dön. Değilse işin çok zor. Osmanlı'yı istemezsin ama Osmanlı gelecek. Çatlasan patlasan gelecek Osmanlı. İlahi sır var orada. Osmanlı geri geliyor şimdi. Heybetiyle, gücüyle, kuvvetiyle kalkıyor. Hadi bakalım. Nedir güç kuvvet onda? Şeriat Allah'ın emridir. Allah'ın emriyle kalkıyor şimdi. Sen istediğin kadar anayasa manayasa hazırla. O da çöpe gidecek. İşe yaramaz senin anayasan. Allah sana yasasını göndermiş. Sen oraya sıkı sıkı sarıl. Tamamsın. Sen de kurtulursun. Kim istersen ol. İster bey ol ister paşa. Bu sözüm bütün insanlara. Ben Müslümanım diyenedir. Ben Müslümanım. Müslüman değilim derse sözüm yok ona. Ona ayrı başka sohbet yaparım. Seyret ne biçim sövüp sayarım ona o zaman. Şimdi Müslümanadır sözümüz. Sözümüz Müslümanadır. Al, kabul et, başının üstüne koy, şan şeref bulursun. Bana da dua edersin. Dua etsen de, sevsen de, sövmesen de fazla bir şey de fark etmez ama dua etseniz daha güzel olur. İnşallah. Müminin mümine dua etmesi onun üzerine vaciptir. Onun için Allah bizi de sizi de akıl sahiplerini korusun, hak yolda tutsun. Şerlerden, şerlilerden, şeytanlardan, şeytanlaşmış insanlardan korusun. Onun koruması yoksa korunamazsın. İsterse Amerikan Cumhurbaşkanı ol. Amerikan Cumhurbaşkanı da kim korurdu? Allah koruduğu sürece korunur. Korumadığı sürece ne bak o Kennedy diye bir herif vardı. Ne yaptı?
koruma şöyle bir saniyelik kalktı üzerinden, bir mermi Cumhurbaşkanı'nı attı aşağıya. Bir tek mermiyle o kadar korumayı geçti, attı aşağıya. Onun için Allah korumasındaysan korkma. Allah korumasında ne zaman olur kul? Allah için yaşar. Peygamberine baş tacı yapar. Allah'ın emirlerini ben tam üzerimde yaşayamam, bilir onu. Ama elimden geleni yaparım, koştururum. Yapamadığımı da bilirim, idrak ederim, anlarım. Yapamıyorum ya Rabbi bunu, ben aciz kulum dersin. Lavadanlık yapmazsın. Onun için bu zaman bozuk zamandır. Din nasihattır. Nasihat dinleyen kendi namına kazanır. Nasihat dinlemezsen sana gene birisi nasihat verir. Kimdir? Şeytan. Şeytan tayfaları nasihat verir sana. Onların sözüyle yürürsün. Onların sözüyle son yere geldi mi, baktın kapı açıldı mı, cehennem seni bekler o zaman. O zaman bağırıp çağırma. Sona kadar da gitme. Geri dön. Bu yol ikidir. Ya hak üzerinde yürürsün ya batılda. İkisi hak üzerinde değildir. O savundukları kişiler ile diğerleri aynıysa hemen bu sistem kalkacak. Bitti. Eğer ki ikisi de hak yolsa, bir asırdır devam eden laiklik, maiklik, kemalistlik kalkacak. Osmanlılık geri gelecek. Başka türlü hak talep etme, doğruyum deme, yanlışsın. Yanlış yoldur, ters yoldur, ters istikamete gider. Ama ters istikamete gidiyorsun da namaz kılarmış. Ahbap, yanlış trene bindin, ters istikamete götürüyor seni. Trenin içerisinde sen ister namaz kıl, ister oruç tut, ister zekat ver, ister göbek at, ister ye iç, ister keyif çat, trenin gideceği son durağa gidersin. Onun için birinci durakta durduğu anda en sen hemen. Oradan ters o bir istikamete gidene binsen. Doğruyu bil, doğruyu öğren. Kalkıp da namaz doğru. Çok namaz kılanlar var bu Müslümanlar içerisinde ama nafile şey aramaz. Kıldığı namaz ona hak ile batılı ayırt adamı ayırt edememiş. Dedik ya, İslam'ın temeline dinamit lokumları koyanları ne yapmış? Baştaşı yapmış da Hazret diyebiliyor. Bak 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 bak, görüyor musun sen? Ve millete öyle bir korku salmışlar etraftan ki kimisi korkusundan dolayı, kimisi de artık yavaş yavaş inandığından dolayı ama ve bir şey söyleyeceğim şimdi, buna dikkat et. Bir diktatörlük, diktatörlükte ne vardır? Tek benim fikrim. Başka fikirlere yol yok değil mi? İslam'da var mı bu? Yok. Peygamber bile aleyhissalatü vesselam Efendimiz ki geldi o insanlara yol gösteriyor. Bataktan çıkarmış onları. Ve Efendimiz de Rabbil Alemin onlarla istişare ettirdi. Sor onlara. Sahabilere sor. Onlarla istişare et. Onların fikirlerini de al sen derdi Efendimiz'e. Rabbil Alemin. Şimdi burada büyük sırlar vardır. Şimdi bakıyorum. Bazı insanlar vardır. Bir şaşkın vardır. Bir şaşkın. O şaşkın kart zampara derler ona. Yeni ismi onun. O şaşkın nerede insanlar varsa ki onun fikrini benimsemez, onun söylediklerini benimsemez ve sağda solda nerede bir yazı bile yazsa hemen onları mahkemeye veriyormuş. Türkiye'de şimdi bir terör estiriyor, korku terörü sardı bu insanları da. Millet bakıyor, sen kapıya polis gelmiş, neysen falan kişi hakkında Twitter'de sen böyle yorum yapmışsın. Memleket kaynıyor, memleket yanıyor. Her gün dünya kadar insanlar ölüyor. Polis bulamıyor. Şaşıla bir şey ya. Faali meçhul cinayetler 10 binleri geçmiş. Polis bulamıyor ama polis kişiyi internette malum kişi kart zamparaya iki kelime küfretmiş, polis kapıya dayanıyor. Savcılığa falan derken mahkemelerin hiç başını kaşıyacak vakti yokken mahkemeler
Hemen kabul ediyor bu davayı. Davaya bakıyor ve kişi cezalanıyor. Allah Allah. Ey Müslüman, daha uyanmayacak mısın sen? Hala daha uyanmıyor musun? Yani senin bu laik sistemin Müslümanları kayırdığı için mi acaba bunu yapıyor? Ama bakıyoruz, Cübbeli Ahmet Efendi vardır. Cübbeli Ahmet Efendi'ye bir iftira atmışlar. Fakir hala da hapishanede, bir mahkemeye bile çıkartmadılar daha. Allah iyiliğini versin. Düzelir inşallah onun işi de. Şimdi ey Müslüman, uyan, kendine gel, sarhoşluktan uyan. Anla işin altındaki dolabı ve dümeni. Onun için o kar zamparadan ben korkmuyorum. Allah benim kalbime korku koymasın. O benden korktuğu için benim ismimi anamıyor. Hadi sıkıysa çulsuz an bakalım. Ey mücahidi diyorsun. Bir yerde buluşalım, mücahitlik göstereyim sana ben. Çulsuz. Zampara. Sen o işlere bak diyorum sana. Zamparalığına devam et. Sonra falaka gelince iyi hallederler seni. El alemin kızına, çocuğuna ne güzelsin, ne sataş. Öyle. Edepsiz herif. Velhasılı kelam, böyle bir oyun ile bu halkımızın üzerinde bir korku taktiği uyguluyorlar şimdi. Bunların yaptığı iş neye benziyor? Onu söyleyeyim size şimdi. Ebu Leheb'in işine benzer. Ebu Leheb üzerine süre indi Kur'an-ı Kerim'de. Ki ebedi cehennemliktir diye. Ebu Leheb ne yaptı? Boykot uyguladı Efendimiz'e karşı. Maddi zenginliği vardı ve Medine içerisindeki ihtiyaç malzemesi satan, gıda maddesi satan dükkanlara dedi ki, siz Muhammed'e ve onun etrafındakilere gıda maddesi satmayacaksınız. Onların hayatı zorlaşır ve onlar ta uzaklardan gidip onu alıp geliyorlardı başka şehirlerden. Siz satmayacaksınız, onun için onlardan kazanacağınız parayı da ben size veriyorum diyor. Ebu Leheb. Bunun üzerine Ebu Leheb'e süre indi ki Efendimizin amcasıdır. O ebedi cehennemliktir diye. Ebedi cehennemliktir da biraz önce söylediğim salatu selam hadisesini de oraya bağlayalım. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Estağfurullah elazim ve tubuley. Efendimiz aleyhissalatu vesselam doğduğu vakit Ebu Leheb ona gelip dediler ki, bir erkek çocuğu dünyaya geldi ve sevindi. Çünkü kız çocuğu dünyaya gelseydi onu öldürmeleri gerekecekti. Ve sevindi Peygamber Efendimiz, erkek çocuğu dünyaya geldi diye sevindi. Onun üzerine şey yaptı. Sevindi ve hediyeler verdi ve o köleyi de azat etti kölelikten. He? Müjdeden dolayı azat etti, sevindi. Bunun üzerine sevindiği için de ebedi cehennemliktir de her gün dedi Efendimiz, her pazartesi benim doğum günümdür. Pazartesi günleri Ebu Leheb'in üzerinden cehennem azabı kalkıyor. Çünkü benim doğum günümle sevindiği için Allah ondan o azabı kaldırıyor. İşte bak anla, anla. Peygamber sevgisi, peygamber muhabbeti adamı nereye getirir? Ebedi cehennemlik süreyle bildirilen kişi peygamberin doğumuna sevindiği için üzerinden pazartesileri azap kalkıyor. Dinlenme günü onun o. Ey Müslüman, kendine gel. Sarhoşluktan uyan. Öyle basit şeylerden korkma artık. Uyan, kendine gel. Mahkemeye verse senin olacak be. Yok, çok işte para cezası. Bak onlar şişiriyorlar davayı da. 2-3 kuruş para cezası uygulayacaklar size. Uygundur o da şimdi. Bir gün diyor, herifin birisi ağzı çok pis idi onun da. Pis sözler söylermiş. Küfretmiş o herife. Cumhuriyet zamanındaydı.
mahkemeye çıkartmışlar. O zaman da mahkemede şimdi para birimini de değiştirmemişler. Eskiye zaman 5 TL koymuşlar. 5 TL büyük paraydı. O zaman TL'ler sıfırlar girince TL'nin yanına sıfırlandı. O TL işe yaramadı. 5 TL ile sakız bile alamazdın Türkiye'de. O zaman mahkemeye çıkarmışlar herifi. Hakim, sen demiş küfrettin bizim atamıza ha. 5 TL ceza demiş. O demiş sayın hakim demiş. Bu pis sözleri söylemenin demiş cezası 5 TL mi demiş. Evet demiş. Bekle demiş. Çıkarıp 10 TL koymuş oraya o. Senin de demiş ben bilmem neyine yapayım. Parasını peşin ödedim. Hadi de. Allah sizi ve bizi korusun. Allah'ın hıfzı eman dairesine girersen korunursun. Değilse kimse seni koruyamaz. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm. Rahmetullah ve berekatuhu. İşimiz biraz yoğun bugün. Onun için kısa da kesmiyoruz. Herhalde bir saat oluyor konuşalı gene. Şimdi ihvanlarımız daha fazla istiyorlar ama inşallah uyandığı sürece gafletten 24 saat konuşuruz size isterseniz. Yeter ki siz uyanın, kalkın, ayağa kalkın. Osmanlı düştüğü yerden kalkacak. Yeter ki ayağa kalk, uyanalım de. Onun için inşallah bu okyanus ötesinden de konuşuruz. Allah işte bu teknolojiyi şimdi onun için vermiş ki onlar bizi o zamanda, Cumhuriyet zamanında da sürgüne gönderirlerdi. Atalarımızı sürgüne gönderdiler. Osmanlı'yı sürgüne gönderdiler. Şerefliyiz biz de şimdi esasında. Bu zamanda biz de sürgün ettiler memleketten. Niye? Şimdi bir de sağda soldan millet soruyor. Niye Şeyh Efendi giremiyor? Söyleyeyim ha. Laik kanunlardan dolayı, inkılap kanunlardan dolayı giremiyorum. 671-677'den yargılandım. DGM'de 312'den yargılandım. Bunun için giremiyorum. Bütün davalardan da beraat ettim. Cumhurbaşkanına, başbakana da konuşuyorum buradan. Hadi kaldırsın, tanıyor beni söyledim. Ama cesaret edemiyor gımıldatsın dosyayı. Çünkü şer güçler var arkasında. Onlar diyor ki, bundan kaldırırsan, bu Türkiye'nin içerisinden gelip konuşursa tam işimiz tehlike olacak. Onun için kaldırma diyorlar. Ha? Hadi İslam'ı sen kaldır. Sen de Müslümansan, cesaretin varsa kaldır. Çünkü adi bir davamız yok bizim. Bütün davalardan da beraat ettik. Selamun aleyküm, rahmetullah, bereketü, Allah'a emanet olunuz. Bu kadar.